Bir şey video çekmiş olayım. Biraz spontane şeyler gelişti yine. Arabasızız bilmem neyiz falan filan diye ağlıyorduk. Diğer Impala'ma kavuşuyorum diye. Şimdi onu almaya geldim gece. Yarın bir onu şeye götüreceğim. Sağ arka tekeri şeymiş. Sağ arka tekerin yayı yerinden çıkmış galiba. Öyle bir iki ıvır zıvır şey var. Ali abinin oraya gideceğim. Öyle bir şeyler. Şimdi arabayı bekliyorum. Bakayım gelsin bir çekeyim ya. Ben de bayağıdır görmüyorum harbiden. Şimdi otoparkta ilk çalıştırdım. Birazdan çıkacağım şimdi. Hazır tünelden gidiyorken bir tünel sefası yapalım bununla. Çok iyi be. İşte Impala'yla tünel sefası yapacaksın abi. Şu sese bak. Çok iyi ya. Ama arabanın yay şeyi bayağı sıkıntılı gerçekten. Araba şu an çok garip bir şey olmuş. Yani bu arabanın amortisörleri değişti. Şu an böyle esnemesi gerektiğinde yaylarımı yerine oturmamış bir problem var. Böyle bir garip ses çıkarıyor yani araba. Sıkıntılı, neyse yarın sabah bakacağız gece gece ne işlere girdik. Şu an saat 1:20 falan. Diğerinde bir şey var mı? Diğer tarafta. Ha, sol arka zaten belli oluyor abi. Yükseklik farkı bilmem ne. Bu tarafın yayı kırılmış. Dün gece arabayı aldım. İnanılmaz garip sesler geliyordu arabadan. Yani en ufak böyle yaylanması gerektiği yerde acayip sanki araba yere sürtüyormuş gibi garip garip sesler geliyor. Tarafın yüksekliğinden zaten belli oluyordur. Bu arada şu an şey fark ettim ya. Yine o tarafı yapınca düzelecek mi? Önü de daha yüksek arkaya göre. Tabii No, tabii. normalde bu arabanın Bak sol orijinalinde ön gibi duracak araba. Yok, sağ ön gibi duracak. Ön de sol ön gibi duracak. Yay takıldığı zaman. Anladım. Bakalım. Bu taraf yine daha normal duruyor. Dönüyorum. Ama diğer taraf gidik abi. Şimdi normalde bu tarafın yayıyla alakalı bir durum var diye biliyordum ben arabada, ama o tarafın yayı kırıkmış. Abi yok. Dün akşam yani çok rahatsız oldum gerçekten arabayı kullanırken. Çünkü dediğim gibi en ufak bir yaylanma bile olsa, hani yoldaki hafif bir şey, yani çok ciddi ses çıkarıyordu arabada ve rahatsız ediyordu. Şimdi bakacağız, bir yay kırılmış, belki fotoğrafını koyarım buraya. Mahalle şükür ya. Neymiş harbiden ya. Gerçekten. Komple yeni yapılacak çamurlukları her yere. Çok zor. Bu zaten elle tutulacak yeri kalmamış abi. Şimdi böyle biraz karışık işler var. Ne ara güncelleme yapsam bilmiyorum. Şimdi bu yay sorununu çözmeye odaklandım açıkçası. Çünkü şu an bu çözülmeden arabayı kullanmak çok zor. Çünkü her an yay çıkabilir yerinden. Öyle bir dert olursa bu sefer araba kaldığı yerde kalacak. İş sıkıntıya bindi birazcık, çok dertli bir mevzu. Dün akşam zaten hani öyle arabayı kullandığım için çok şey bir video çekmedim ama açıkçası biraz sıkıntılı bir durumdayım şu an. Arabayı kullanmak çok zor dediğim gibi, çünkü en ufak bir yaylanmada bir şeyde hemen o yay sıkıntı yapıyor. Bakalım bir çözeceğiz gibi. Şimdi çözebileceğim yere doğru gideceğim ama dediğim gibi işte arabayı çok dikkatli kullanmam lazım. Ya yerinden çıkarsa araba kalıyormuş. Gitmez zaten dedi. Öyle tekerin üzerine oturuyor anladığım kadarıyla. Yay çıkarsa zaten öyle olur mantıken. Öyle. Şimdi vakitten yana biraz sıkıntım var. Bugün çok fazla işim var aslında. Ama bakalım yani, çözebilirsek işte bu arada bu işleri çözmeye çalışacağım. Çünkü zaten Kocaeli'ye gideceğim geri.
O arada bunu çözmeden gidemem yani. Bu şekilde araba kullanılacak durumda değil. Bu işi bugün çözersek zafer. Diğer işlerimi de çözersem öf, muhteşem, çok verimli bir gün olur yani. Gerçekten. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik ben oraya bir gideyim, güncelleme yapacağım. Şimdi bir lifte kaldırıp bakacağız. Ona göre bir çözüm yol bakacağız işte. Gerçekten baksana şöyle ya. Çok iyi. Impala bulduk diye sevindik, anasını satayım. Ertesi gün, üzerinden 12 saat geçmedi daha, yeniden arabasız kaldım. Yay sorunu çok büyük problem abi zaten. Yayı gördüğünüz çok ciddi kırılmış. Yay bulamıyoruz şu an, sıkıntı bu. Yani daha doğrusu bulacağız da bakalım hangisini takacağız bilmem ne. Ona daha şey yapamadık tam. Böyle birkaç farklı ıvır zıvır işi daha var ekstradan. Onlar da yapılacak. Şimdi mecbur bıraktım, benim başka işlerim var. Araba bugün çıkarsa bugün alırım, yoksa yarın alırım falan. Öyle bir şey muhabbet şimdilik. Böyle. Yeniden aldığımda çekmeye devam ederim. Öyle yaparız yani. Çok sinsi oldu galiba değil mi? Arabayı aldım da çok böyle çekecek şey bir durum olmadı. Şimdi benzinliğe, Mehmetçik Vakfı'na durdum. Böyle ıvır zıvır şeyler aldım kendime. Bir saniye. Anahtar cepte. Abi burası ne kadar sesli. İnanılmaz sesli. Şuna bir bakalım. Şuraya elimdekine bir koyayım. Şöyle bir arabaya. Şöyle bir bunu attık. Şunu bir cebime koysam. Tamam. Genel böyle durum güncellemesi yapmış oluyorum abi. Şu an alttan da su akmış. Tahmin ediyorum, şimdi ustadaydı ya, fazla su koymuşlar. Onu atıyor. Tahliye şeyinden akıyor çünkü bu su. Baktım az önce. Su mu akıtıyor araba diye. Öyle bir ekstra sıkıntımız yok. Araba inanılmaz kirli. Zaten belli oluyor. Kalp marp çizmişler ustalar. şey düzeldi. Zaten dün göstermiştim. Arabanın yüksekliği inanılmaz inmişti. Gerçi bu tarafta birazcık daha yine düzgün gözüküyordur. Asıl sol arka yay kırılmıştı. Orayı da şöyle göstereyim. Şöyle geriden. Şöyle. Şu an normal şeyini buldu araba. Dün şeye inmişti. Jantı seviyesine inmişti. Tabii zaten araba dediğim gibi dengesiz duruyordu. Yani şu an duruşu muruşu falan. Gayet güzel düzgün olmuş. Geri vites lambası yanmıyordu. O yapıldı. İşte böyle bir iki ıvır zıvır şey var. Dediğim gibi en önemlisi yaydı zaten. O halloldu.
bu haline rağmen araba güzel duruyor. Ben şimdi Kocaeli'ne gidiyorum. Kocaeli'ne geçince orada bir bunu kaymak gibi yaparım. Güzel güzel. Şu an harbi iyi tozlu yani araba. Ama güzel tabii ki. Çok güzel yani. Öyle. Şimdi mola vermişken bir şey yaptım. Kendime ıvır zıvır bir şeyler aldım. Şimdi yeniden yola çıkıyorum. Şu an tabii ki çok daha rahat ve güzel bir kullanım sunuyor araba. Öyle. Çok rüzgar esiyor. Ben arabanın içine gireceğim şimdi ya. Şimdi böyle şey yaptık ama burada da araba hareket edince kamera düşebilir. Şu arka cebimden şey çıkarayım. Anahtar nerede? O da cebimde. Şimdi böyle gidebilirsek tabii ki tatlı olur ama kamera bence hareket edecek çünkü sabitleyecek bir şeyim yok şu an. Deneyelim. Düşmez belki. Şöyle bir şey yapabilir miyiz bir saniye? Şu an böyle durursa biraz yamuk olacak ama bence çok da sıkıntı değil gibi ha. Bilemedim. Deneyelim. Aslında buna da baktırabilirdik. Bunu Ali abi söyledi. Bir şey avans var dedi. Bazen böyle sanki akü yokmuş gibi bir şey tepki veriyor ilk çalıştırmada. Aslında aküyle alakalı bir sorun yok. Avans varmış. Öyle bir muhabbet. Hadi gidelim bakalım ya, kamera düşmezse böyle biraz çekeriz. Hareket. Şöyle bir şey yaptık. Wow, wow, wow. Ne güzel. Dün şunu dün yapsam ortada bıraktıydık arabayı işte. Ya ilk gece arabayı aldık. Şurada bir şey yapalım mı? Wow. Zaten olayları biliyorsunuz ama o zaman ben de çok hakim değildim. Şu an böyle bir genel özetleme yapmış olayım diye tekrardan şey yapıyorum. Abi niye tam arkama girdin ki? Anlamadım şimdi. Ya bir fren yapsam bir şey yapayım. Bana da bir şey olmaz biliyor musun? O olur yani. Ama enteresan bir şey yapıyorlar işte. Yanaşma. Yani şöyle düşük bir hızda bana bir şey olmaz yani. Geç hadi geç. Hadi geç hadi. Abi arabanın yayı kırıkmış. Durduğu yerde de kırılıyormuş zaten. Bu çok ekstrem bir olay gibi geldi bana başta ama bu çoğu kişinin başına geliyormuş zaten. Öyle bir şey yok. Zaten araba 55 yaşında. Metal yorgunluğu bilmem ne, bunları düşününce anormal bir şey değil dediler bununla alakalı. Oluyormuş yani. Bir de zaten ha, durması, arabanın yatması bu mevzuyu çok etkiliyormuş. Kullanılsa bu kadar şey olmaz, bir süre daha böyle rahat giderdi falan gibi konuştular. Neyse abi, ertesi gün tabii gittik, usta baktı arabanın altına yazınca dedi ki bunun yayı kırık, her an çıkabilir. Yani zaten çok kötü durumda. Tabii şimdi ne yapacağız? Yay bulacağız. Yay var mı? Yok. Dolayısıyla yay aradım dün biraz. İş biraz fazla uzadı. Benim de başka işim var. Arabayla da çok uğraşacak böyle şey bir vaktim yok da. Dün neyse gittim. Ustaya bıraktım abi arabayı. O da bir yay buldu. O yaylar da performans yayıymış. Normalde dedi ki biz bunu aldık daha önceden, bir arabaya taktık. Bize çok sert geldiği için biz çıkardık. Kullanamadık bile bunu dedi. Sonra dedi ki bunu bir takalım istiyorsan. Deneyelim. Yoksa da yeni yay alırsın dedi. Ben dedim ki abi yeni yay almadan sen bunu bir tak. Yayı kırık olan tarafa o kendi bulduğu yayı takmış. Diğer tarafla birebir aynı geldi dedi ölçü. Sonra diğer tarafı da değiştirdi. Arka iki yay da değişmiş oldu işte şu an. Hadi şöyle bir sollama yapalım ya. Sollama dedim de. Ney? Şey. 50.000. 50.000. 80 falan yapıyor yani. 80'le. Yapacaktım. Sonra yere dedim şimdi kesin trafik trafik vardır, vazgeçtim. Yoksa girmeyi düşünüyordum gerçekten.
şey yapamadım yani. Neyse orada böyle trafikte kalırmışım gibi hissettim. Yoksa bir hizmet yürüyüş yolu sefası yapardık yani. İnsanlar bir baksın etsin. Güzel olabilirdi de. Belki yarın öbür gün yapar ayrı bir video çekeriz ya, bilmiyorum. Şu an çok şey yapamadım. Bu video da tahmin ediyorum uzun oldu zaten biraz. Çok da gerek yok. Böyle rahat rahat. Oh be. İnsanın bünyesinde Impala eksikliği diye bir şey çıkıyor. Ben yani 2 haftayı biraz geçti Impala'sız kaldığım. Yani harbiden koyuyor. Yok, insana zor geliyor. Impala'sızlık bünyeye zararlı abi. Ben şu an mesela böyle bir gürül gürül gidiyor falan filan. O yani şey oldu. Can geldi yüzüme yüzüme böyle. Böyle. Yokuş yukarıda çıkıyoruz ama. Ay ay. Nefes alıyorum sanki. Böyle yapınca böyle nefes geliyor. Kasis. Kasisten sonra şu otobüsü tokatlıyorum. Kasis o kadar yavaşladım ki otobüs karşıdaki köye gitti anasını satayım. Çok iyi be. O bisikletle nefes nefese kaldığım video falan geliyor şu an gözümün önüne böyle. Uça uça gidiyoruz be. Gerçekten. Böyle şeyler zevkli işte abi, yok. Gerçekten çok doğru bir söz abi. Hayat sıkıcı arabalar kullanmak için fazla kısa. Gerçekten keyif veren arabalar kullanmak lazım. Bu araba gibi arabalar kullanmak lazım. Böyle çıkıyor. Hayatın keyfi böyle çıkıyor. Elektrikli arabaymış, start stop daha ortaya koysaydınız abi yani. Şoför yok. Arabayı yolun ortasına bırakmışlar, şoför yok. Ama dörtlü yakmış. Tamam yani, sorun yok. Dörtlü yakar, şurada bırakabilir arabayı. Gerçekten. Burada güzel bir ayna var normalde de. Görünmeyecek büyük ihtimal. Göründü de ben videoya çıktığından şüpheliyim. Güzel ya, insan harbiden keyif alıyor. Şey gibi oluyor böyle, sanki nasıl desem, böyle ciğerlerim falan sanki böyle zift kömür olmuş. Bunu yaptıkça böyle bir bölge temizleniyor. Bir yaptıkça bir bölge daha temizleniyor falan gibi. Böyle inanılmaz bir şeye kavuşuyorum yani. Rahatlama hissi geliyor yani. Tedavi oğlum, tedavi ya. Başka bir açıklaması var mı? Bildiğin tedavi. İmpalasızlıktan komaya girecektim yakında. Hemen temiz temiz İmpala buldum. Safkan İmpala buldu. Safkan demiyorum şimdi, bu biskeyle aslında ama çok net şey görüyor. Yerini görüyor yani. Vallahi temiz. Neyse öyle arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar yani. Kendinize iyi bakın. Bir şeyler yaptık. Herhalde, bilmiyorum ben de. Bu arabanın ıvır zıvırlarıyla uğraştık falan filan. Güzeldi. Keyifliydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öyle bir şey. Ha, burada öldüm ya. Burası işte. O bisikletle geberdiğim yer burası.